Tebrikler Sacide. Hemen şöyle alayım. Kendine güvenle geldin jürinin önünde, ne kadar güzel. Vanlı biliyorsunuz Sacide. Evet. Geçen hafta bir kısmını dinlemiştik öyküsünün. Evet Armağan'cığım. Ben Sacide'nin bu yarışmada ilerlemesini çok önemsiyorum. Neden? Çünkü töre cinayetleriyle ya da bayanların ikinci sınıf insan görmesi sebebiyle hatırladığımız Doğu ve Güneydoğu kadını olarak Sacide'nin bu sahneye çıkmasını ben çok önemsiyorum. Evet, çok doğru. Dolayısıyla onu seyrederken çok da böyle hani yanlış bir şey de görmesin gözüm diye gözümü kapatasım geliyor. Evet. Çünkü... Gördün mü bir şey? Var. Çünkü hani Sacide hakikaten ilerlesin ve Doğu kadının ve Güneydoğu kadının her şeye rağmen aslında isterse Türk toplumunun da modern yüzü olabileceğini göstersin diye çok istiyorum. Hakikaten çok istiyorum. Ne güzel. Sacide oturarak şarkı söylemekten dolayı ayakta söylerken sorunu var. Bir kere sanki ona belli bir daire çizmişiz de buradan geri çıkarsan senin ayaklarını yakarız demişler gibi oranın dışına asla çıkmıyor. Bir de bu gece bir şey vardı. Lezzetsiz bir şey. Ama ne diye sorarsanız söyleyemem ama hani ben müzik anlamam, nota bilmem ama kulağıma böyle tatlı tatlı o elemelerdeki Sacide'nin sesi bu gece gelmedi. Gelmedi. Bir şey vardı ama peki, ne vardı? Bakalım diğer hocalar jüri üyelerimiz ne düşünüyorlar? Bülent Hanım, mikrofon lütfen. Ben beğendim. Siz beğendiniz. Notayı da takip ettim. Ha, siz oradan takip ediyorsunuz tabii, notalardan. Tabii takip evet. ettim. Efendim gayet düzgün okudu. Sesler düzgün basıldı. Yani bilmiyorum bana iyi sizi geldi. Rahatsız eden bir şey olmadı. Hayır hayır hiçbir peki. şey rahatsız etmedi. Ama şekil itibariyle eğer görüntü olarak tabii onu bazı şeyler rahatsız edebilir. Ama şekil ve görüntü ile ilgili. Sahne duruşu. Sahne duruşu. Sahne duruşu. Sahne ışığı. Evet. Çünkü hep bunu oturarak hep söylemeye alışmış. Anladım. Hep söylüyorum. Peki sonradan kazanılır mı bu ışık? O artık olmaz. O olmaz. Ben mesela ben olabilir diye düşünüyorum. Ha, bu çok önemli bir şey. Ben mesela ben olabilir diye evet. düşünüyorum. Ben olamaz çünkü ben de şuradan yola çıkıyorum. Eğer siz bu ışığı görmeseniz bu yarışmacıları seçmezdiniz buraya. Demek ki bir ama şey... Ama şimdi hepsinde seçildi diye yani bunlar da o zaman 5-5'lik eleman değil ki. Görüntüleri, efendim sesleri, sahne duruşları falan olarak seçilmediler ki. Düzgün okudular. Evet. Veya düzgüne en yakını seçildi. Bir de ne kadar öğrenebilirler... Yani açık önemli. Mı algıları? Geçen evet. seferden bilmiyor musunuz? Program bitti hala da dedim ki belli etmeyin ürktüğünüzü, korktuğunuzu. Evet. Asla belli edilmez. Omuz dik, alçak dağları ben yarattım. Böyle duracaksın çocuğum dedim. O yine geldi o muhteşem sesiyle. Çekinerek geldi. Neden evet. korkuyorsun? Kimden korkuyorsun? Ne yapacaklar sana burada? Peki. Kendinden emin değil. Sadece de bir soru soracağım. Bir gün bu yarışmayı kazandın. Diyelim ki hayal ediyoruz. Ve sana Türkiye'deki en önemli gazinonun patronlarından bir tanesi dedi ki sadece de gel solist olarak çık ama bir şartım var. Yırtmaçlı bir elbise giyeceksin. Vallahi ben en başında da söyledim. Hiçbir zaman ödün vermeyeceğim. Ahlaki değerlerimden, törelerimden... Ama yırtmaçlı elbise giymek ahlaksızlık değil lütfen. Hayır inanın bakın günlük hayatta da tarzım değildir. Sakın yanlış anlaşılmasın. Geçen hafta da hocam zaten kıyafetimi takdir etti. O benim için çok önemliydi. Vermek istediğim mesajı demek ki alınmıştı. Geldiğim yere layık olmaya çalışacağım. Öyleyim öyle de olmaya çalışacağım. Hiçbir zaman da ödün vermeyeceğim. Bunu açık ve net söyleyeyim yani. Soruma cevap vermedi. Giymem yani demek oluyor ki giymem. Nasıl? Giymem. Giymezsin. Giymem. Yani sana dünya para döktüler önüne. Solist olacaksın. Atıyorum Maxim var. Fahrettin Aslan Ahmet Allah rahmet eylesin. Zamanı Fahrettin Aslan'ı geldi dedi ki sadece dedim sesinizi beğendim, tavrınızı beğendim ama hani biraz sahne böyle size kırmızı yırtmaçlı bir elbise giydirelim. Çok da para veriyorlar yani. Yırtmacına göre değişir. Maçın boyutuna göre. O da var tabii. Derinliğine göre. O da evet. var tabii ki mutlaka. Biraz belki
efendim bacak diz kapağına kadar olursa idare ederiz, boşver. Hocam yani yeter ki parayı olan... götürelim biz. O kadarla olan, bir şey olmaz. Biraz üste çıktığın hocam. Vakit yandı. Yani böyle gerginliklerin var mı? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Yok ama dikkat ediyorum, ne yalan söyleyeyim. Ben bu insanların da açık seçik insanlara prim yaptığını zannetmiyorum. Kendileri de buradalar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani, vallahi sadece de Armağan Bey bir şey söyleyeyim. Sen böyle sadece söylüyorsun yanlış ama. Yanlış düşünüyorsun. Sen böyle veriler yanlış bunu göstermiyor. Veriler yanlış bunu göstermiyor. Ama Ebru Hanım, öyle yapanları da görüyoruz, yapmayanları da görüyoruz. Ya tabii ki aradaki fark belli de ama yani öyle yapanları da alkışlıyorlar, sen merak etme. Benim vermek istediğim mesaj açık Ebru Hanım. Almak isteyenler alıyor zaten. Sen ödün verme. Ben onu demedim. Ödün verme. Sonuna kadar arkandayım. Ben 14 senedir bu işi yapıyorum. Bir kare benim mayolu bikinili fotoğrafım yok. Çok güzel. Olmaması için de siz ne suya giriyorum, ne bir şey yapıyorum, ne güneşleniyorum. En güzel örneklerden birisiniz, inanın. Ama yapanları, ha bu bir doğru mudur, yanlış mıdır da kimseyle tartışmam. Saygımız var, asla. Bu benim yorumum. Ha yeri geldi yırtmaçlı da giydim, göğüs dekolteli de giydim. Modern çağ, elimizden geldiği kadarıyla ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çok hoşlanarak mı yapıyorum? Hayır, öyle çok acayip hoşlandığım bir şeydi ama görsel olarak da düzgün olmak zorundasınız. Fakat hani diğer hani tangasından tungasına kadar giyen herkesi de alkışlayabiliyorlar. O yüzden hani bunu öyle olarak algılama. Saygımız çok var. Çok çeşni herkese, var çünkü. Herkese saygımız var. Ama ben yapmam, açık ve net yani. Umarım cevabınızı almışsınızdır, burada bilmiyorum. Burada sadece diye pankartlar gördüm. Abinler mi geldi? Yok, abimler değil. Akrabalarımız vardı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Önemli olan abim, ailem Van değil. Benim amacım Türkiye'yi arkama almak Allah'ın izniyle. Peki. Onu da düşünüyoruz. Bakalım. Evet. Sadece de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yukarıdan uyarıyorlar. Çok az bir süremiz kaldı. Hemen Orhan Bey sizin de yorumunuzu alalım, yoksa tikleneceğim. Tabii ki Sacide sesi gerçekten güzel. Çok iyi bir yorumcu. Başta ufacık bir detone olabilir. Hiç önemli değil. Çünkü onu son derece anında düzeltecek bir yapıya sahip. Genel olarak çok iyi yorumladı tabii. Çok bu şüphesiz böyle. Ben bir iki cümle şöyle söylemek istiyorum. Star olmak için veyahut da tanınmak için illa açılıp saçılmak gerekmiyor. Bu kişinin yapısıyla ilgilidir. Daha başka tabii ki önce yapmış olduğu sanatının en yüce şekilde sunulması, en güzel şekilde veyahut en esprili bir şekilde de sunulması onun belli yere gelmesine sebep olabilir. Önemli olan o kişide her türlü müzik yeteneğinin olması. İlk olarak sanatı diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle müzik yeteneğinin olması ve geri kalan da aklıyla gönlünün bütünleşmesi. Akılla gönül birbirine ters düşmemeli Sacide. Çünkü akıl ister, gönül istemez. Gönül ister, akıl ister, istemez. O zaman insan barış içinde olmaz. Akılla gönül yan yana olmalı. Birbirine akılla ters düşmemeli. Gönül Sacide, evet. Ve bütün yarışmacılar. Başarılar hemen diliyorum. Puanları alıyoruz. 8 verdi Armağan Çağlayan. Ebru Gündeş de 8 verdi. Ben de 8 veriyorum Sacide'ye. Siz de 8 verdiniz. Geçen gün 9 veya 10 idi notum. Bugün böyle olmuş. Bugün oldu. Böyle tabii ki olabilir. 8 daha geldi. Bir 8'de Bülent Ersoy'dan geldi. 32 puan geldi jüri üyelerimizden. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sacide bize aday numaranı hatırlatır mısın? Aday numaram 103. Herkese iyi geceler diyorum. İyi eğlenceler efendim. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, çok kısa, sadece bir dakikalık bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bir dakika.